Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda PP ve KPSS testlerini de yine durağanlık testi için kullanıldığını öğrendik arkadaşlar. Artık 3 ana test yapısını öğrenmiş olduk. Bunlar ADF testi, PP dediğimiz Phillips testi ve KPSS testi olmak üzere 3 test. Bunlar genellikle aslında birlikte incelenen yapılar arkadaşlar. Tabii ki kendilerine göre avantajları ve dezavantajları var. Onu yine sonra birlikte makaleler yardımıyla da yine bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi bugün şöyle bir şey yapalım isterseniz. Şimdi öğrendiğimiz 3 tane test var. Şimdi bunları aslında veri setimizi incelerken tek tek çalıştırabiliriz. Bunda herhangi bir sorun yok. Yani elimizdeki seriyi bir ADF testinde, daha sonra bir PP testinde veya bir KPSS testinde teker teker kontrol edebiliriz durağanlık durumunu. Ancak biz bir yazılım dili kullanıyoruz. Bir Python yapısı kullanıyoruz. Yani bu ne demek aslında? İlerleyen süreçlerde yaptığımız işlemleri bir fonksiyon haline getirip bunu kendi projemize entegre edebiliriz arkadaşlar. O yüzden bugün böyle konumuzla da çok alakası olmayan, yani zaman serisi analizi ile çok alakası olmayan ama zaman serisindeki bu birim kök testlerini birlikte görebileceğimiz bir fonksiyon yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle import pandas spd diyelim arkadaşlar. Veri setimizi okumak için. Daha sonra gerekli olan yapıları alacağımız Arch kütüphanesinden unitrut import dedikten sonra bir ADF testi alalım, bir Phillips testi alalım ve bir de KPSS testi alalım arkadaşlar. Şimdi bu 3 yapının da aslında birim kökü test ettiğini biliyoruz tabii ki. Biz şu anda yapacağımız bir fonksiyon oluşturmaya çalışacağız ve göndereceğimiz bir veri setinin hem ADF hem Phillips hem de KPSS test sonuçlarını tek bir ekranla almaya çalışacağız. Dediğim gibi çok zaman serisi analizinin teknik kısmıyla ilgili değiliz şu anda. Sadece Python'ı kullanarak, bir yazılım dilini kullanarak bir fonksiyon yapacağız. Belki ilerleyen süreçlerde kendinize bir proje oluşturabilirsiniz. İşte örnek veriyorum. Kendinize bir zaman serisi analizi projesi yapıyorsunuz. Veya atıyorum işte finansal piyasalarla ilgili bir sistem kuruyorsunuz. Örneğin bunu bir fonksiyon haline getirip bu fonksiyonu projenize dahil edebilirsiniz. Yani aslında tek bir girdiyle birden fazla çıktığı rahatlıkla yazılım dilinin yardımı ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ONS yapısı üzerindendi. Şöyle bir okuma işlemini yapalım isterseniz. Excel dosyamızı şöyle konumunu hemen bir yapıştıralım. Altın nokta XLSX yapısıydı arkadaşlar. Şöyle bir yazdıralım. Herhangi bir sorunumuz var mı okumada? Bunu bir kontrol edelim birlikte. Çalıştırsın şöyle yapımız arkadaşlar. Okuma işlemini, evet, görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sorun yok. Şimdi burada öncelikle beni ilgilendiren buradaki ONS serisi. Yani aslında bunu bir değişken olarak şu anda alabilirim. Y eşittir diyorum. ONS değişkeni içerisindeki ONS sütununu çağırıyorum arkadaşlar. Yani artık print Y dediğimde ben sadece serinin kendisini, yani tarih yapısını almadan serinin kendisini otomatikman bu şekilde alabiliyorum. Şimdi 3 tane ana test öğrendik arkadaşlar. Bu testler aslında birer fonksiyon yapısı. Yani birileri bizim yerimize bunun matematiğini arka planda kurgulamış, kod olarak yazmış ve bize bir kütüphane olarak sunmuş. Şimdi bunun içerisinden bizler neler alabiliyoruz? Kısaca onlara bir bakalım arkadaşlar. Daha sonra kendi fonksiyonumuzu kurmaya çalışalım. Örneğin ADF diyelim. Bir ADF testi içerisine ben Y değerini gönderiyorum arkadaşlar. Print Y dediğimde çalıştırma, işte pardon, yanlış yaptım. ADF'i alacağım. Print ADF dediğimde bana bazı değerleri getirmiş olacak arkadaşlar. Ve biz aslında buradaki değerler üzerinden parça parça işlem nasıl gerçekleştirilir, buna bakacağız. Şimdi örneğin ADF nokta dedikten sonra test name dersem arkadaşlar, bana sadece bu yapılan testin ismini yazdıracak. Yani yaptığım işlem aslında ADF nokta test name dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi ADF testinin test ismini bana getirdi. Mesela bununla ilgili
Trend yapısını çağırır iseniz ve çağırdığınızda bakın zaten burada trend görmüş olduğunuz gibi sadece sabit olduğunu söylüyor ama bakın C değerinin olduğunu. C neydi? Bizim için trendi gönderdiğimiz sadece sabitin olduğu model yapısıydı. Veya stat parametresini göndererek arkadaşlar buradaki test istatistiği yapısını tek başına yine alabiliyorsunuz. ADF.stat dediğimizde görmüş olduğunuz gibi -2.0226 şeklinde burada yuvarlama işlemi yapılmış. Bunu biz de yaparız. Herhangi bir sorun yok. Stat'la bunu alabiliyoruz. Bunun dışında Lex yapısıyla gecikmenin kaç olduğunu yani sıfır değerini bana tekrar göndermesi gerekiyor. Çünkü zaten orijinalinde sıfır değerini göndermişti. Bunun dışında p-value dediğimiz aslında prop değerini de tek başına alabiliyoruz. Çalıştıralım tekrardan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi prop değerini de alabiliyoruz. Bunun dışında hipotezleri de alabiliyorsunuz. İşte null hipotezini bu şekilde aldığınızda H0 hipotezinin ne olduğunu bu modelle ilgili yani ADF testinin H0'ını bana getiriyor. Yani ne diyor aslında? Birim kök barındırdığını bana söylüyor. Bunun dışında null yerine alternatif hipotezi de yine çağırabilirsiniz. Alternatif hipotez yapısı ise aslında serinin durağan bir seri olduğunu bana söylüyor. Yani yaptığım işlem aslında ADF'in içerisindeki bana toptan vermiş olduğu bütün bilgileri ben teker teker bu şekilde alma işlemini yapabiliyorum arkadaşlar. Bunu neden gösterdim? Çünkü fonksiyonu kurarken aslında bu yapıları kullanacağız. Buradan istediğimiz değerleri yani kendimize bir data frame tablosu oluşturacağız. Bu data frame tablosunda işte test ismi veya kaç gecikme işte atıyorum hipotezi nedir? Yani göstermiş olduğum bütün değerleri aslında ben teker teker alıp bu yapı içerisinde bir fonksiyon olarak göndereceğim. Yani ne demek aslında? Bir fonksiyonu kurduğum zaman ben artık buradaki Y serisi A, B, C fark etmez hangi seriyi gönderirsem göndereyim. Benim için hem ADF sonucunu hem PP sonucunu hem de KPSS sonucunu tek bir data frame içerisinde görme şansına sahip olacağım arkadaşlar. O zaman şurayı kapatıyorum. Şurayı da siliyorum arkadaşlar. Artık yapımızı kuralım. Diyorum ki def birim kök isminde bir fonksiyonum olsun ve bu fonksiyon YT isminde bir parametre alsın. Şimdi ilk olarak modeller değişkendi biliyorsunuz. Sabit terimli veya herhangi bir şey olmadan yani sabit terimli trendi olmayan sabit terimli ve hem sabit terimi hem de trendi olan aslında 3 modelimiz vardı. Bunlar ADF ve PP testinde geçerli. KPSS'de ise sadece 2 tanesi vardı. Nelerdi bunlar? Null değeri almıyordu yani KPSS. Bunun yerine ya sabit değerli yapıyı ya da hem sabit hem de trend yapısını bana hesaplatıyordu. O yüzden buraya model isminde 3 tane aslında yapı göndereceğim. Bunlar neye değdi? N aslında neydi? ADF'e göndermiş olduğum bir parametreydi. Yani şöyle hatırlarsanız ADF dediğim zaman Y'yi gönderiyorum. Virgül dedikten sonra trend yapısının içerisine bakın. C, CT, CTT'yi kullanmıyoruz şimdilik ve N değeri vardı. Aslında bu 3 yapıyı ben bir liste içerisine göndereceğim ki bunu da aslında for döngüsü içerisinde kullanmak için yapıyorum. N'yi aldım, C'yi aldım ve bir de CT'yi aldım. Bu yapı yani tamamı ADF ve PP testi için kullanılıyor. KPSS ise sadece C ve CT yapısını kullanıyor. Şimdi buradan aşağıya indim. Öncelikle bir model içerisinde döngü oluşturmaya çalışacağım. For i in model diyorum. Yani oluşturmuş olduğum listeyi gezeceğim. Öncelikle ADF testini kurcalıyorum arkadaşlar. ADF'i öncelikle YT parametresini gönderiyorum. Çünkü YT benim dışarıdan göndereceğim herhangi bir serinin birim kök fonksiyonu içerisindeki karşılığı olacak. Daha sonra trend yapısını gönderiyorum ve buna i değerini veriyorum. Neden i değeri verdim? Çünkü ADF'in hem buradaki NaN değeri için hem buradaki C yani sadece sabit değeri için daha sonra da CT dediğimiz hem sabit hem de trendli modelini teker teker hesaplatabilmek için arkadaşlar. Bir de bunun metot yapısı vardı hatırlarsanız. Mesela AIC kısmını kullanabiliriz şimdilik. Sonra PP testi için aynısını yapacağım. Phillips-Perron testine öncelikle YT'yi gönderiyorum arkadaşlar. Ve daha sonra da trend yapısına i değerini gönderiyorum.
Şimdi mesela KPSS'yi almadan bunu bir deneyelim. Öncelikle EDF'i yazdırsın, sonra PP'yi yazdırsın fonksiyonu arkadaşlar. Tekrar fonksiyona herhangi bir parametre göndermeyeceğim için, yani bir çıktı parametresi göndermeyeceğim için return yapmama gerek yok arkadaşlar. Şimdi birim kök yapısına ben elimdeki seriyi gönderiyorum. Yani 10 serisini gönderiyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman bakalım bana hangi yapıları ortaya çıkartmış olacak arkadaşlar. Hesaplatsın bakalım. Yukarı doğru çıkıyorum. Öncelikle ADF testinin no trendi yani C nan değeri için yaptı. Özür diliyorum, C demiştim. Nan değeri için yaptı. Daha sonra aynısını PP testi için de yapması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi PP testinde de no trendi yaptı. Sonra döngü tekrar ikinciye döndü. Bu sefer sadece sabit terimin olduğu ADF ve PP testini alması gerekiyor. ADF testini tekrar hesaplattı ve görmüş olduğunuz gibi konstant yapısını getirdi bana. Aynısını PP testi için de yapması gerekiyor. Philips testi için bunu da yaptı. Sonra döngü tekrar başa döndü. ADF için bu sefer GT testini yapması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi constant and linear time trend yapısını da aldı. Aynısını PP testi için de yapması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu da yaptı. Yani toplamda aslında 3 tane ADF, 3 tane de PP testi hesapladı ki toplamda da 6 tane testi bana bu şekilde bir fonksiyon yardımıyla gerçekleştirmiş oldu. Bunun dışında bir de KPSS'ye ekleyelim arkadaşlar. KPSS'ye yine YT'yi gönderiyorum. Daha sonra trend yapısına I değerini gönderiyorum. Ve diyorum ki print KPSS. Şimdi KPSS testinde nan değeri yok. Yani öyle bir parametre almıyor arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım nasıl bir şey bana dönecek. Bunu da birlikte görmüş olalım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hata verdi. Bir value error verdi arkadaşlar. Çünkü bu trend yapısı i, yani ilk döngünün ilk adımındaki nan değerini aldığında KPSS böyle bir değere sahip olmadığı için görmüş olduğunuz gibi aslında hatayı da bana bu noktada söylemiş oluyor arkadaşlar. Çünkü KPSS sadece C ve CT yapılarını alan bir model yapısı kurguluyor. Bunu alamadığı için de bir value error yapısı veriyor. Peki bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Python bilgilerimiz üzerinden ilerlemeye çalışalım. Mesela bir try except kodumuz vardı. Bir hata alındığı zaman bu hata ile ilgili aslında sürecin nasıl işleyeceğini söyleyeceğimiz bir kod bloğu vardı arkadaşlar. Bunu da for döngüsünün içerisine öncelikle try yapısını açıyorum ve bunları bu şekilde buraya gönderiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım, bunu alalım. ADF bittikten sonra ADF'i yazdırsın, yani toptan bu işlemi yapmasın. PP testini yapsın ve en son olarak da buradaki KPSS testini yapsın. Try bloğunu açtım. Bu ne demek aslında? Süreci try bloğu içerisinde gerçekleştir. Try bloğu herhangi bir hata alındığı durumda anlamına geliyor. Ve bunun dışında except diyorum. Yani bir hata var ise ne olacak ki? Bu hatayı da buraya tanımlayabiliyorum. Bir value error yapısı veriyordu. Bunu yaptıktan sonra diyorum ki sürece devam et. Yani bu hatayı görmezden gel ve sürece devam et diyorum. Şimdi otomatikman bir çalıştıralım bakalım herhangi bir hata verecek mi? Bunu kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi herhangi bir hata vermedi. KPSS ile de ilgili görmüş olduğunuz gibi testi yaptı. Öncelikle bakalım ADF no trend, Philips Perron no trend ama KPSS'de no trend olmadığı için tekrar ADF testine geçti. ADF'de sadece sabiti aldı. Philips'te sadece sabiti aldı ama KPSS'de de bunu alması gerekiyordu. Bu yapıda da almış olduğunu gördük. Neden? Çünkü bir try except yaptım. Eğer KPSS nan değeri üzerinden yani herhangi bir işlem bir sabit veya sabit artı trend almadığı durumda ne yapması gerektiğini gönderdim. Bu durumda bir value error veriyordu ve bu value error'ı aslında try except yapısıyla aşmış olduk arkadaşlar. Şimdi demek ki toplamda 3 tane ADF, 3 tane PP, 2 tane de KPSS olmak üzere 8 tane testi bana döndürmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 8 testi de aynı anda aslında ben bu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Yani yaptığım işlem aslında bir for döngüsüydü. Bu for döngüsünde zaten 3 tane test kullanıyordum ve bunun için KPSS'den bir hata almamak adına try except yapısını bu şekilde kurgulamış olduk arkadaşlar.
Şimdi bunu yaptıysak artık bu testler içerisinden gerekli bilgileri bir araya getirmemiz gerekiyor. O yüzden şu print kısımları şu anda kaldıralım. Herhangi bir işimize yaramayacak buradaki print kısımları arkadaşlar. Çünkü ben bu yapıların içerisinden spesifik yapıları almaya çalışacağım. Yani istediğim özel yapıları almaya çalışacağım. Şimdi bunun için for döngüsüne girmeden boş bir data frame oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Buna DF diyelim. PD nokta bir data frame oluşturuyorum. Ve bu data frame'in şimdilik columns'larını yani sütun isimlerini buraya yazmaya çalışacağım. Mesela test isimlerini bana getirsin. Şöyle test adı yazarım arkadaşlar. Virgül ikinci sütunumuz model türü olsun. Yani model türünden kastım non değerli mi? Yani herhangi bir sabit veya trendin olmadığı mı? Sadece sabitin olduğu mu? Veya sabit artı trendin olduğu bir yapı mı? Bunu bana göstermesi için buna bir sütun adı verdim. Buna da model türü dedim arkadaşlar. Bunun dışında gecikmeyi mesela kaç gecikme hesapladığını görmek isteyebiliriz. Bunu aldık. Bunun dışında test istatistiğini alalım. Şöyle test istatistiği alalım. Ve tabii ki bir prop değeri bizim için olmazsa olmaz. Bunun dışında mesela hipotezleri de alabilirsiniz veya buna ayrıca ekleyebilirsiniz. Mesela hipotezi red mi kabul mü bunun için ayrı bir sütun da ekleyebilirsiniz. Ama ben şimdilik basit olması açısından böyle bir adım yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi peki ne yapmam gerekiyor? Bu data frame yapısını artık benim buradaki ADF yapısı içerisinden ya da PP veya KPSS fark etmez. Bunların içerisinden bazı bilgileri benim burada oluşturmuş olduğum data frame'e göndermem gerekiyor. Bunun için ise arkadaşlar bu değerleri aslında yine tekrar spesifik bilgileri bir data frame'ine alacağım. Sonra buradaki data frame'i ekleme işlemi yapacağım. Yani aslında bir konkat işlemi yapmam gerekiyor. Bunun için yine try below içerisinden devam ediyorum. Diyorum ki DF yapısı pd.concat. Yani aslında birleştirme işlemi arkadaşlar bu. Bunun için şöyle bir yapı açtım. Öncelikle DF'yi alsın. DF benim en başta oluşturmuş olduğum DF yapısı. Daha sonra alt kısma geçiyorum. PD nokta bir data frame oluşturuyorum arkadaşlar. Bu data frame yapısını da şu şekilde oluşturuyorum. İlk yapım ne olacak? Test adı. Test adları nasıl alıyorum? ADF nokta test name diyorum arkadaşlar. Virgül dedikten sonra ikinci yapım ne olacak? Model türü. Bunu nasıl alıyorum? ADF nokta trend yapısını alıyorum. Virgül gecikme. ADF nokta lags yapısını aldım. Virgül ADF nokta stat yapısını aldım ki test istatistiğini bana getiren yapıydı. Virgül ADF nokta dedikten sonra bir de p value değerini bu şekilde almış oldum arkadaşlar. Tabii ki bunları birebir olarak buradaki sütunlara gönderebilmem için bir de columns yapısına df nokta columns yazmam gerekiyor ki bunları birebir göndersin arkadaşlar. Bu ilk yapım. Bunu yaptım. Virgül dedim. Alt kısma geçtim. Sadece şurayı kopyalıyorum. Burayı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Artık buradaki değerleri ADF için değil, PP testi için yapacağım. O yüzden sadece şuraları değiştirmem benim için yeterli bir yapı. Yine virgül koydum. Üçüncü olarak KPSS testini almam gerekiyor. Geldim. KPSS'yi buraya alıyorum arkadaşlar. Artık bunların KPSS test yapısı olduğunu görebiliyoruz. Bunları da hemen buraya tanımlayalım. KPSS, KPSS ve yine KPSS yapısı. Şimdi yaptığımız işlem şu aslında. İlk boş yapıyı yani ilk boş data frame'i konkat ediyorum. Yani buradan diyorum ki öncelikle buradaki oluşturmuş olduğum DF'yi al ve bunların içerisine columns bazlı olmak üzere yani sütun bazlı olmak üzere değerleri teker teker alt alta gönder diyorum arkadaşlar. Bu tabii ki try kısmında yani KPSS kısmının hata almadığındaki durumu. Aldığında peki ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Yapmam gereken işlem şurayı sadece KPSS kısmı olmadan kopyalıyorum. Daha sonra buranın altına olacak şekilde gönderme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki şunun bir de bir şöyle oldu mu? Tamam kapattı.
Şimdi hata alırsa KPSS es geçeceği için aslında burada ben KPSS tarafını almadım. Yani eğer hata alırsa da sürece devam edecek. Yani süreçte ADF'inde test adını, trendini, lux'ını alacak. Veya Philips testinin de testini, trendini veya lux'ını alacak. Ama hata verirse benim buraya KPSS yazmam olmaz. Zaten bunu yaptığı işlem aslında süreci devam ettiren işlem ki şu continue bir gerek işlemi kalmadı arkadaşlar ve bu şekilde de işlemleri sürdürebiliyoruz. Yani burası önemli ne yapmaya çalıştığımız aslında. Çünkü bu noktada KPSS işlemleri buraya koyuyorum. Eğer hata alırsa ki orayı es geçecek. Hata almazsa KPSS testini de buraya yazdırır. Çünkü hatayı ilk terimde alacağını biliyorum. İlk terimde alacağı için buradaki accept value error kısmına geçecek ve buradan artık şeye devam edecek. ADF ve PP'ye devam edecek. Ama ikinciye geçtiğinde yani sadece sabit terime geçtiğinde bir hata vermeyeceği için süreci bu noktada KPSS'yi ekleme işlemi yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi birim kökü tekrardan bir çalıştıralım. Bir hatamız var mı? Bunu bir kontrol edelim birlikte. İstediğimiz bir data frame'i oluşturacak mı? Buna bir bakalım arkadaşlar ki tabii ki bu boş geldi. O yüzden şunu öncelikle print birim kök diyelim ki bunu yazdırma işlemini yapsın arkadaşlar ki bu print kısmını biraz sonra fonksiyonun içerisine de dahil edebiliriz. None değeri getirdi. Neden none değeri getirdi? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Ne yaptık? Şöyle try bloğunu bunu gerçekleştirdik. Tamam. Defi concat birleştirme işlemini yapıyoruz. Accept yapısından sonra tekrar concat işlemini yaptık. Şurası defi nokta columns olacak. Defi nokta columns. Bir hatamız var mı? Bunu kontrol ediyorum. Defi nokta columns. Burada da herhangi bir hatamız yok. Niye boş yazdırdı? Şimdi şu for döngüsü try below içeride ADF testi, PP testi, KPSS tamam. DF concat kısmını DF'ye aldık. Orayı birleştirdik. Daha sonra şurayı aldık. Kopyala yapıştır. Buradaki ADF yapısını gerçekleştirdik. ADF test name'i alacak. Tamam. Burada da herhangi bir sorunumuz yok. DF nokta columns burayı da almış olacak arkadaşlar. Şunu bir deneyelim. Öncelikle şu for döngüsünden çıkalım. Şeyi bir döndürme işlemi yapsın. Bir de öyle bakalım. Belki bundan dolayı yapmıyordur. Print DF doğru. Çünkü DF'yi yazdırmıyoruz. Aynen DF'yi içerideki DF'yi yazdırmam gerekiyor. O yüzden şimdi oldu muhtemelen. Hatamız oradan dolayı kaynaklı diye düşünüyorum. Bundan dolayı ise neden olduğunu anladık. Tamam. Bakın istediğimiz gibi aslında hesabı yaptı. Öncelikle nerede hata yaptık onu söyleyeyim. Şimdi içeride ben yapıyı oluşturdum ama çıktı olarak neyi göndereceğini söylemedim. Yani içeride bir print kullanmadım. Fonksiyonun içerisinde bir print kullansaydım bunları teker teker yazdırabilirdi. Ama ben dedim ki bütün fonksiyonu tamamla. Daha sonra fonksiyonu çalıştırdığımda bana bir return dön. Yani dönme işlemini nasıl yap? DF'yi print olarak yazdırarak bu işlemi döner diyorum. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman artık istediğim kalıbı, istediğim data frame kalıbını almış oluyorum. Test adı, modelin türü, gecikme, test istatistiği ve prop değerleri. ADF, Philips, ADF, Philips, KPSS. Görmüş olduğunuz gibi KPSS'nin en değeri bu noktada yok. Çünkü bunu aslında try except below ile aşmış olduk arkadaşlar. Yine ADF, Philips ve KPSS testi için CT yapısı da bu şekilde karşıma döndü. Şurada none değerinin dönmesi aslında şundan dolayı direkt olarak zaten return döndürmüştük. Fonksiyonu printlemeye gerek yok. Fonksiyon zaten print olarak return etti. Tekrar çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi none değeri de ortadan kalkmış oldu arkadaşlar. Bu yapı içerisinde bunların dışında da aslında neleri alabileceğinizi söyledim. Bunları da alabilirsiniz. Veya mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Buradaki NC ve CT yapılarını tekrardan bir düzenleme işlemi yapabiliriz. Mesela şunu hemen buraya yazalım. Diyelim ki DF eşittir dedikten sonra. Mesela öncelikle şu indeksi bir sıralama. Gerçi onu sonra da yaparız. Önemli değil. Şimdi DF'nin ben model türünü şöyle model türünü yazıyorum. Bakın hemen nereye geldik aslında. For döngüsünün dışındayız. Önemli olan o. Çünkü döngüyü bir bu şekilde burada bitirmiş olduk. Model türü dedikten sonra bunu bir replace yapıyorum arkadaşlar. Şöyle
Replace yapısı neydi? Değiştirme işlemiydi. Yani diyorum ki ben bir sözlük açtım. En gördüğün yere sabit, terimsiz ve trendsiz yaz diyorum. Virgül, alt kısma geçtim. C gördüğün yere sadece sabit terimli olsun. Şöyle yazalım. Sabit terimli ve trendsiz yazıyorum. Virgül, son olarak CT görür ise bu durumda sabit terimli ve trendli diyorum. Yaptığım işlem aslında buradaki NC ve CT'leri kendi dilime çevirmek oldu. Yani yaptığım tek işlem anlaşılabilir olması açısından böyle bir işlem yapmış oldum. Tekrardan çalıştırıyorum bakalım herhangi bir hata alacağız mı? Tabii bunu yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü in place yapmadık. Onu da şöyle true olarak çevirdiğimizde tekrar çalıştırdığımızda düz işlemimizi gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi sabit terimsiz ve trendsiz, sabit terimsiz ve trendsiz, sabit terimli ve trendsiz gecikme sayıları, test istatistikleri ve prop değerlerini bu şekilde görebiliyoruz. Şuraya bir sıralama yapalım isterseniz önce. Yine şuradaki return'ün üst kısmına diffy nokta bir values yani değer sıralaması yapacağım. Neye göre yapacağım arkadaşlar? Test adına göre yapalım. Şöyle test adına göre yapalım. Yani test adı birlikte olsun ve bunu sıralı harf harf olarak bir alfabetik sıraya koysun diyerek bu işlemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ADF 3 tane ADF, 2 tane KPSS ve 3 tane de Philips testi olmak üzere işlemleri yaptı. Şuradaki index kısmını da yine aynı mantık çerçevesinde resetleme işlemi yapabiliriz. Şöyle bir reset index diyelim. Drop kısmına da true'yu gönderdiğimizde ve tekrardan çalıştırdığımızda artık istediğimiz kalıbı net bir şekilde almış olacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ADF testinin sabit, terimsiz ve trendsiz sıfır gecikmeli yapısı ki bunun içerisinde farklı metotları da deneyebilirsiniz. Hatta onları da değişken olarak gönderebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Hani kullanım kolaylığı. Sonuçta bir fonksiyon yapıyorsanız bunu her şekilde bir elastik yapıda yapabilirsiniz. Yani sadece ben basit olması açısından gösterdiğimden dolayı aslında bu sadece gecikme yapıları veya başka yapılar buradaki metot yapısına göre yine otomatik olarak hesaplanıyor. Sabit terimsiz ve trendsiz yapıda görmüş olduğunuz gibi prop değeri 0.5 ki aslında ADF testinin H0 hipotezi bize bu serinin durağan olmadığını söylüyordu. Sadece KPSS tam tersiydi. KPSS'de de görmüş olduğunuz gibi 0.05'ten küçük olduğu için H0 hipotezini reddediyoruz. H0 hipotezi KPSS'de aslında serinin durağan olduğunu söylüyordu. Alternatif hipotez ise durağan olmadığını söylüyordu. Bu durumda da prop değerleri aslında 0.05'ten küçük çıkmış. Yani ben bu yapıyı aslında teker teker de yapabilirdik. Yani ADF testini direkt buradan hesaplatabilirdik. Her biri için işte sabit terimsiz ve trendsiz, sabit terimli ve trendsiz veya sabit terimli ve trendli olarak bunları tek tek yapabilirdik. Bu aslında daha kolay bir yöntem. Yani çok çabuk yapabilirsiniz ama bu sistemi bir defa oluşturduğunuz zaman bu yapıyı yani bu fonksiyonu sürecinizin içerisindeki her türlü projeye entegre edebilirsiniz. Yani aslında yazılım dilinin asıl amacı bu. Yani bir atıyorum eğer ekonometri programı kullanmış iseniz yani bir atıyorum işte EVS kullanmış iseniz EVS sonuçta arka planında kodlarla hazırlanmış yapı. Yani aslında bu şekilde hazırlanıyor. Yani arkasında kodlar yazılıyor, bir fonksiyon yapısı oluşturuluyor. Bu fonksiyonlar daha sonra birleştiriliyor, proje ortaya çıkıyor ve siz o noktada bir yere tıkladığınız zaman o işlemi yapıyor veya bir komut verdiğiniz zaman o işlemi yapıyor. Ama arkasında olan tamamen aslında bir yazılım dili yapısı arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi artık bu ben birim kök fonksiyonuna hangi seriyi gönderirsem göndereyim. Benim için ADF'leri, KPSS'leri, Philips-Perron'ları veya bunların dışında da testler var. Onları da inceleyebilirsiniz. Şu anda ihtiyacımız olmadığı için bakmadık. Hepsi için bundan daha fazlasını işte atıyorum prop değerlerini ne diyelim 0.05'ten büyük veya küçük olma durumuna göre H0'ın reddedilip olmadığına göre buraya bir sütun açabilirsiniz. Durağandır veya durağan değildir diye bir sütun açabilirsiniz. Yani sonuçta bunlar tamamen sizin yapacağınız projelerle ilgili genişlikle ilgili aslında proje genişliğiyle ilgili yapılar.
Bu şekilde böyle bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi bunu ben muhtemelen şimdi silerim. Çünkü çok ben böyle şeyleri tutmuyorum elimde. Ama dediğim gibi sizler saklayabilirsiniz. Bununla ilgili bir proje içerisinde kullanabilirsiniz. Çünkü ben bunları bir proje amaçlı yapmıyorum ama sizler bunu proje için kullanabilirsiniz. Bir projeyi entegre etmek için kullanabilirsiniz. Her biri için bu şekilde fonksiyonlar yapmanız sizin faydanıza arkadaşlar. Sonuçta bir yazılım dili kullanıyorsunuz ve bunu istediğiniz kadar aslında sündürebilirsiniz. Elastik bir yapı. Veya burada kurmuş olduğum kurguyu, yapıyı daha kolay, daha pratik kodlarla yapabilirsiniz. Yani bu tamamen aslında sizin uğraşınızla ilgili yapılar. Tamamen bu şekilde. O zaman çok fazla uzatmayalım. Bu şekilde basit bir fonksiyonel yapıyı birlikte kurduk. ADF için, KPSS ve Phillips-Ferron testi için, yani 3 test için toplamda 8 tane farklı model türünü bu şekilde test istatistikleri veya prop değerleri veya gecikme değerleri veya işte hipotezleri de ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Bunlarla ilgili bilgileri bu şekilde bir data frame içerisinde toplamış olduk arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.